Merhabalar, 13 Temmuz 2021 Salı arkadaşlar. Evet, pandemi, daha doğrusu yeni varyantlar, yeni mutasyonlar dünyayı tehdit etmeye devam ediyor ve yayılıyor. Amerika'da yeni vaka sayılarında %47 artış var. İngiltere'de vaka sayıları artıyor. Avrupa'da özellikle Hollanda kapanmayı, kısıtlamayı konuşuyor. Ama gel gelelim küresel piyasalar elleri şakşaklamaya, elleri alkış tutmaya devam ediyorlar. Dün Amerika'da piyasalar rekorla kapandı. Küresel piyasalarda, Asya piyasaları da keza aynı şekilde. Yani çok böyle tınmıyorlar ya da ne diyelim, vız gelir tırıs gider diyorlar bize herhalde. Yani piyasalar aslında neyi satın almak istiyorlarsa o şekilde davranıyorlar ve hani bugün böyle yapmak istiyorlar. Şimdi bugünkü verileri konuşacağız. Bakın bugünkü verilerden sonra nasıl davranmaya çalışacaklar, onu da göreceğiz. Fakat hani şunu belirteyim, küresel piyasalar dediğimiz zaman özellikle Amerika'da bir borsa balonunun artık olduğunu biliyorsunuz. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Çünkü rekor üzerine rekor, rekor üzerine rekor. İşte para oraya gidiyor. Çünkü büyük bir miktarda para var. Amerika sürekli işte para veriyor, destekliyor piyasayı ve hani borsa tarafı da şişmeye devam ediyor. Çok da böyle aşağıya getirmek istemiyorlar. Çünkü neden? Yatırımcı kazanıyor. Kazanıyor arkadaşlar. Para kazanmaya sonuna kadar, mümkün mertebe nereye kadar gidiyorsa oraya kadar gidelim diyorlar. Şimdi emtia fiyatları sene başından bu yana, özellikle de 2021 bu aşılamanın artık yavaş yavaş yani ortaya çıkması, insanların aşılanması, piyasaların biraz normale dönmeye çalışmasıyla beraber yüksek, çok ciddi oranda biliyorsunuz bir talep patlaması yaşandı. Bu talep patlamasının karşısında tabii ki üretimde yeteri kadar bir üretimde yoktu. Neden? Hani pandemik koşullar, herkes oturdu, üretim yapılamadı filan. Bir anda da talep patlayınca ve bir de tabii ki dünyada hani bütün merkez bankaları piyasaları paraya boğdu. Yani herkes para basıyor. İşte Amerika 8 trilyona yakın, 8 trilyon dolarlık bütçeyi büyüttü. Yani hani piyasayı sürekli fonluyor. İşte tüm bunlar aslında emtia fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Sene başından beri bakırı konuştuk. Bakırdaki rallileri konuştuk, kereste, alüminyum, bunları konuştuk. Şimdi kalay arkadaşlar, kalay gündeme gelmemişti. Kalay da sanayide kullanılıyor. Orada ciddi bir artış var, %56 gibi. Ve diğer taraftan kereste fiyatlarına biraz değinmek istiyorum. Çünkü kerestede çok ciddi artışlar olmuştu. Yüksek, ciddi böyle bir anda bastıran talepler nedeniyle. Ama şu anda artık yavaş yavaş hani hem talep normale dönüyor bir taraftan, hem de yavaş yavaş tabii ki üretim yapılıyor. Bu nedenle kereste fiyatlarında mesela geri geldi. 1733 dolara çıkan kereste fiyatları 712 dolara, şu an yeni kontratlar bu şekilde yapılıyor. Bir gerileme var. İşte bunun sebebi dediğim gibi bir, stoklar arttı. İki, satışlardaki zayıflama olarak gösterebiliriz. Hani hiç fiyatlar düşmez filan hani şeklinde bir takım yorumlar var. Ona geleceğim. Çünkü o tarz yorumlar yapılmış. Ondan sonra hani düşer. Gayet güzel düşer. Niye düşmesin? Şimdi arkadaşlar, Almanya enflasyonu da söyleyeyim size. Sabah Almanya enflasyonu açıklandı. Almanya'da enflasyon beklenti düzeyinde geldi. Ya aylık 0.4, yıllık da 2.3 seviyesinde geldi. Yani bu şekilde yükseldi Mayıs ayı enflasyonu. İçine baktığımız zaman yine enerjinin birinci sırada olduğunu görüyoruz. İkinci sırada hizmet, üçüncü sırada gıda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle enerji ve gıda, ki gıdanın önümüzdeki yıllarda çok daha birinci sıraya geleceğini göreceğiz. Buradaki fiyat artışları dünyada aslında bütün ülkeleri tehdit ediyor. Şimdi bugüne geliyoruz. Bugüne baktığımız zaman, bugün öğleden sonra saat 3.30'da beklediğimiz Amerika'daki enflasyon verisi açıklanacak arkadaşlar. Beklenti 4.9. Beklenti dünya, işte Amerikalı ekonomistler 4.9 bekliyor. Amerika'da enflasyonu. Geçen ay %5 çıkmıştı enflasyon. Yani beklentinin çok üstünde çıkmıştı. Şimdi bu ay çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi arada diyeceksiniz ki ya 4.9 ile 5 arasında ne fark var? Önemli. Neden? Çünkü 5'in altına düşüyor olması, hani Amerikalıların ya da Fed'in ya da Powell'ın işte deyimiyle ne diyorlar? Biz enflasyonun geçici olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla da bir şekilde bir yerden düşecek, dönecek diyorlar.
biraz da aslında onun göstergesi olacak. Yani 5'ten aşağıya düşmesi, tamam ya bak enflasyonu hallediyoruz galiba filan olacak. Hani ne çıkacağını bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Onlar da bilmiyor. Dolayısıyla hani piyasalar bu veriler açıklandıktan sonra çok fazla oynak olabilir. Buna hazırlıklı olun derim. Çok böyle hani çok oynak olduğu zamanlarda açıkçası ben işlem yapmayı çok tercih etmiyorum. Ama hani çok düştü, çok yükseldi, böyle hani benim de almam, benim de satmam lazım dediğiniz noktalarda değerlendirebilirsiniz. Hani ben piyasaların genelde oturmasını beklerim. Öyle söyleyeyim size. Neler bekleyebiliriz? Her şey. İşte dolarda güçlenme, dolar endeksinde. Bu arada hemen dolar endeksine bir bakalım. Şimdi dolar endeksi 92.36, 92.14'e kadar düşmüştü gün içerisinde. 92.36'da şu anda. Yani en üst seviyeye, tam böyle enflasyonun açıklanmasına doğru işte beklenti 4.9 ya, işte biraz hani belki de onun fiyatlaması diyeceğim ama hani çok da hani dolar epeydir bu son bir haftaya baktığımız zaman aslında hatta belki son iki haftadır 92'nin üzerinde fiyatlanıyor. Hani bu kadarcık bir değerlenmeyi çok da aman aman bir şey olarak bulmuyorum. Yani günlük değerlendirme yaptığım için zaten yükseldi diyorum size. Çünkü epeydir 92'nin üzerinde. Yani dünyada dolar biraz güçlü, diğer para birimleri karşısında biraz güçlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 92.35. Geliyoruz 10 yıllıklara. Yani buralarda dolar endeksinde biraz daha güçlenme, biraz daha aşağıya gidiş, enflasyon verisine paralel bir şekilde değişebilir. Amerika 10 yıllık tahvil faizleri biliyorsunuz 1.75'leri hatta 1.80'lere doğru giderken bir anda kırdı. 1.50'lerde çok takıldı. Sonra 1.50'lerin altına 1.40'larda çok takıldı. Şimdi 1.30 bandında takılıyor. 1.36 mesela işte bugün. Yani buradaki yine çıkacak enflasyon verisine bağlı olarak burada da sert iniş ve çıkışlar görebiliriz arkadaşlar. İşte piyasalarda yine küresel piyasalar bir anda mesela bugün enflasyon diyelim ki beklentinin üzerinde çıktı. Bir anda hemen borsalarda bir şey keyifler kaçabilir, iştahlar kaçabilir. Orada düşüşler görebiliriz veya tam tersi olabilir. Tamamen Amerika'dan gelecek veriye bağlı ve Amerika'da gelecek veriyi de tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki en önemlisi altın. Tabii ki altın, tabii ki altını konuşacağız. Şimdi altın tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. 1818 doları görmüştü geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam. 1813 doları gördü bu hafta. Şu anda 1807 dolarda. Yani altın burada böyle kemikleşmeye ve kımıldamamaya çalışıyor. Çok 1800 doların altına inmemeye çalışıyor. Olur da enflasyon yüksek gelir ise, beklentinin üstüne çıkar ise altında bir yükseliş görebiliriz. Ons altında ani bir yükseliş görebiliriz. Fakat hemen arkasından Amerika'nın dolar endeksinin güçlenmesi, Amerika 10 yıllıkların işte ne bileyim artması, hemen bir takım manipüle çalışmalarıyla İştah kaçan piyasanın bir anda iştahı yükseltilir söylüyorum yani çünkü bunlar oluyor genelde. Hemen Fed'den bir açıklama, Yellen'dan bir açıklama, Amerika'dan açıklamalar. İşte bu geçecek gidecek bilmem ne derken bir bakacaksınız ons tekrar aşağıya gelmiş. Yani bunu bilin arkadaşlar bakın zaten bunu yaşıyoruz. Yani hani böyle enflasyon yüksek geldi ne güzel hadi alkışlayalım ve devam edelim. Altında yükselsin gitsin böyle bir numara yok. Önemli olan şu bu enflasyon kalıcı değil. Bu enflasyon burada kalacak. Dolayısıyla bunun geçmesi kolay olmayacak. Küresel piyasaların istediği kadar iştahı olsun bir yerden sonra dönecek. Dönmese bile çok iştahlı olmayacaklar ve enflasyon demek altın demek yani bu altında pozisyonların artacağı altın fiyatlarının yükseleceği anlamına gelir arkadaşlar. Fakat bir görelim bakalım ne çıkar %5 mi çıkıyor %5'in altında mı çıkıyor beklentileri bulacak mı bulmayacak mı ama Almanya beklediği şekilde enflasyonu tutturdu. Şimdi gram altın tabii ki biz gram altıncı olduğumuz için gram altın ons yükseliyor, dolar düşüyor, dolar yükseliyor, ons düşüyor. Neyse en azından bir yerden bir şekilde bir destek alıyoruz. Bu da güzel, kötü değil. Şimdi kur düştü, dolar geldi 8.62 seviyelerine geldi. 8.70'leri zorluyordu geçen hafta. Dolayısıyla hani burada gram altına bakıyoruz 500 TL civarı. Geçen hafta 508 TL'yi görmüştük. Bu hafta da böyle 500'ün biraz altı biraz üstü takılıyor. Yani 498-502 TL arası bir gidiyor geliyor.
çok böyle dediğim gibi hani oynak olacak zamanlar olduğu için işlem yapmak için benim açımdan ben böyle zamanlarda çok işlem yapmıyorum ama işime gelirse çok ani düşüşler, çok ani böyle çok hızlı da ani demeyelim de çok sert düşüşler veya sert çıkışlarda buraları hani ufaktan hani değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Evet, bunu da söyledikten sonra arkadaşlar devam edelim. Dolar 8.62 şu anda. Sabahtan bu yana bir parça aşağı inmiş durumda. Dolar endeksiyle hiç alakamız yok bakın. Hiç dünyayla hiçbir ilgimiz yok. İniyor şu anda. Tabi 8.60'ı kırması önemli. Buradaki şu anda beklediğimiz önemli destek seviye 8.50. 8.55 bu seviyeler, yani buraları kırarsa aşağı gideceğini, daha da aşağı gideceğini söyleyebiliriz ama şu anda 8.60 bakayım en fazla neyi gördü, 8.61'e kadar geldi, 8.61'i gördü en düşük seviye, 8.61'den tekrar bir parça 8.62'ye attı, çok da böyle aşağıya inmedi ama buradan sonra dediğim gibi aşağıya inişlerde takip edeceğimiz destek seviyeleri 8.60'ın altına kırarsa 8.55 sonrasında 8.50'yi takip edeceğiz. Niye düşüyor? İşte bana hani niye düşüyor? İşte hakikaten böyle düşüş için çok önemli bir şey anlatamıyorum. Yani önemli, çok önemli bir şey anlatamıyorum ama yarın Merkez Bankası toplantısı var tabii ki. Merkez Bankası toplantısında verilecek karar acaba diyorum. Buraya bir soru işareti bırakıyorum. Hani beklemediğimiz, yani ben çünkü sabit tutar pas geçer diye düşünüyorum. Piyasanın beklentisi de bu şekilde. Acaba bir faiz düşüşü mü düşünülüyor? Çünkü ya da işte bir tam tersi, yani bir ters köşe yapma durumu olabilir mi? Çünkü faizler düşerse kur yukarı çıkar arkadaşlar. Biz faizleri yükseltirsek kur aşağıya iner yarın. Dolayısıyla hani yani sürpriz bir şey çıkar mı, ters köşe gibi bir durum olabilir mi diye de açıkçası bir şüphem var. Şu anda böyle bir şüphem de oluşmadı değil açıkçası. Çünkü bu aşağı gidiş ile alakalı çok anlatabileceğim size çok önemli bir şey yok şu anda. Buralara geldi. Buralardan da aşağı 8.5'lara gelirse ne güzel. Yukarıda biliyorsunuz 8.80 önemli bir direnç orada. Kırarsa ilk etapta orayı kıracak ama yarın Merkez Bankası'ndan bilemiyorum hani kur bu kadar 8.70'leri geçen haftadan kırdı, 8.60'lara geldi, hele biraz daha düşerse yarın Merkez Bankası'ndan ben sürpriz bir şey de beklerim. Evet, aynen öyle, beklerim. Şimdi devam edelim. Bizde fiyatlar düşmez diye bir şey var, bir yargı var. Yani fiyatlar düşmez kardeşim, bir kere hani İşte ev fiyatlarından dün bahsettik, konut fiyatlarından. Fiyatlar düşmez, bir kere onu gördü filan. Şimdi ben bazı bölgelerden bahsetmiştim ama çok böyle niş yerler, niş. Yani genel anlamda şunu kabul ediyoruz. Yüksek enflasyon, inşaat maliyetlerinin çok ciddi artması, artık hani %40, %50, hatta demiri, çimentoyu ayrı ayrı ele aldığınız zaman %100'leri geçen bir enflasyon var karşımızda ve talep yüksek. Ve talepten dolayı neticede fiyatlar artıyor. Artması da normal. Okey, buna diyecek hiçbir şey yok. Ama bazı bölgeleri kastederek şunu söylemeye çalışmıştım. Buralar, bu bahsettiklerimin dışında da çok ciddi bir fiyat artışı var. Neden? Hani talep tabii çok yüksek olduğu için, aşırı yükseldiği için artık bir raiç oralarda hakikaten bulunmuyor. Yani hani ben bu evi beğendim, alacağım diyorsa bir raiç neredeyse yok anlamına geliyor. Dünkü yayını seyretmediyseniz seyredin. Çünkü şu anda detaylara girmek istemiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Fiyatlar düşmez diye bir şey yok. Fiyatlar düşer. Biz bunu son 20 yıl içerisinde defalarca ben kendi adıma test ettim ve yaşadım. Bir örnek vereyim. Bağdat Caddesi'nde fiyatlar 1 milyon doların altında konut yoktu Bağdat Caddesi'nde. İşte güzel bir yerde güzel bir şey alacaksınız, 2,5 milyon dolar, 3 milyon doları gözden çıkarmanız gerekiyordu. Bugün bir bakın bakalım, 2,5-3 milyon dolarlardan sonra, yani bugün zaten bambaşka bir yerdeyiz. Sonra işte yine aynı Bağdat Caddesi'nde 2018'deki fiyatları söylüyorum. 2018-2019'daki fiyatlar, her yerde tabii ki fiyatlarda bir düşüş vardı ama böyle 1 milyon dolarlık evler 1 milyon TL'ye, 2,5 milyon dolarlık evler 2,5 milyon TL'ye geldi.
arkadaşlar, çok net. Yani ben bizatihi içinde olduğum için ben yaşamadığım bir şeyi anlatmam size. Yani bir de hani bu konuda zaten şeyim bu. Hani bu konuda hem yazıyorum, hem çiziyorum, hem haber sitem var, hem gazeteciliğini, haberciliğini yapıyorum. Takip ediyorum yani, öyle söyleyeyim. Ve bizatihi içindeyim, kendim de zaten yatırımcıyım bu anlamda. Bu nedenle hani bunları söylüyorum çok rahat bir şekilde, yaşadığım için, içinde olduğum için söylüyorum. Bugün geliyoruz, bugün bambaşka fiyatları konuşuyoruz. Keza yine başka bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, 2015 yılında, şuradan notlarımı almıştım, bakın 2015 yılında, özellikle 2015 diyorum. Neden? Çünkü 2015'te konut fiyatları en üst seviyeye geldi. En üst seviyeye. Yani inşaat sektörünün o popüler olduğu 2012, 13, 14, 15, 2015, 2016 hatta en üst seviyelerdi. 2016'nın ikinci yarısından itibaren durum tersine dönmeye başladı. Sebeplerini anlatmayacağım şimdi ama sebeplerini sonrası anlatırım. 2016'dan sonra durum tersine dönmeye başladı ve 2015'te, özellikle 2015'te biliyorum, konut alanlar elinden çıkarmak, hani ihtiyaçtan dolayı ve mecburen satanlar, satmak zorunda kalanlar, söylüyorum size 2018-2019'da aldıkları fiyata satamadılar. Aldıkları fiyatın %20-%30 altına sattılar. Hatta bu durum 2019'da da devam etti. Hatta 2020'de de devam etti. 2020'de aldıkları fiyatın, şöyle söyleyeyim, aldıkları fiyatı anca satabildiler. Ta ki işte 2020'de talep patladıktan sonra fiyatlar zıplamaya başladı. Ancak fiyatlar o zaman 2015'teki seviyeye döndü TL bazında birçok yerde. Şimdi Türkiye'yi biz hani ortalama konuşuyoruz ama gerçekten semt semt, bölge bölge çok büyük farklılıklar içeriyor arkadaşlar. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Öncelikle onu söyleyeyim size. Aynı hikayeyi her yerde bulamazsınız. Hiç mesela tahmin etmediğiniz bir bölge, mesela Gaziantep diyelim ki, Kilis, o bölgeler daha böyle aşağıda Suriye olduğu için göçmenlerden dolayı, hatta o tarafın zenginlerinin veya işte göçmenlerin çok fazla orada talep etmesi, iş kurmasından dolayı, bakın mesela Türkiye'nin en fazla prim yapan, en fazla fiyat artışının olduğu bölgelerden biridir. Yani orada yaşayanlar bilir bunu. O nedenle her yerde aynı etkiyi beklemeyin. Yani fiyatlar düşer mi? Düşer, niye düşmesin? Yani düşer. Fiyatlar düşer. Bir de genel anlamda mesela TL olarak baktığımız zaman, Türk lirası olarak baktığımız zaman nominal olarak fiyatlar düşmüyor. Evet, doğru, ama nominal olarak bakıyorsunuz siz. Şimdi TL bazında da fiyatların zaman zaman düştüğünü görüyoruz. 2015 ile 2018 aralığında, hatta 2015-2019'da olduğu gibi, oradaki fiyat aralığı çünkü çok büyük değişkenlik. Nominal olarak da düştüğünü görüyoruz ama reel anlamda çok ciddi düşüyor. Bakın, önümde bir tane istatistik var. Bu istatistik İstanbul Gayrimenkul Değerleme'nin istatistiği. Hatta şöyle, 2010 yılından bu yana borsa, konut fiyat endeksi, dolar ve altını baz alarak yapılmış bir endeks bu. Fiyat artışı anlamında baktığımız zaman arkadaşlar, konut fiyatlarına baktığımız zaman mesela şu borsanın biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani buradaki kopukluk nereden olmuş, onu söyleyeyim ben size. Bakın, ta ki hep böyle 2014'te tam böyle hepsi birbirini yakalamış, bu bahsettiğim 4 ana yatırım enstrümanı 2014'te hepsi hemen hemen 2013-2014 birbirini tam böyle yakalamış, birbirine paralel gidiyor. 2014'te paralel, 2015'te de hemen hemen şey, böyle hepsi bir arada böyle zımba gibi yapışmışlar ama 2015'ten sonra durum tersine dönüyor. Ne oluyor? Borsalar biraz daha böyle aşağıya doğru, borsa İstanbul endeksinden bahsediyorum, endekse göre konuşuyorum, kağıt bazında değil, o biraz aşağıda kalırken otomatikman konut fiyatları artmaya başlıyor. Dolarla konut fiyatları birlikte 2016'ya kadar artıyorlar ama 2016'dan sonra, özellikle 2017'de dolar biraz geçiyor,
18'den itibaren dolarla konutun bağı kopuyor arkadaşlar. Dolar 2018'deki zaten özellikle bu dolar şokuyla beraber konutla bağını koparıyor. Konut yatay seyrediyor ama ondan sonra hafiften başını kaldırıp yukarı giderken dolardaki o büyük şok bir kere otomatikman 2018'de dolar bazında zaten fiyatlar %50 geri geldi. Ya şöyle söyleyeyim, bizatihi yaşayan biri olarak söylüyorum size. 100 bin dolarlık aldığınız bir ev 50 bin dolara satıldı dolar bazında. Sonra tabii dolar zikzak yapıyor ama neticede şu anda konut fiyatları bu pandeminin etkisiyle son 1-1,5 yıl içerisinde biraz daha dolara bağlı, biraz daha hızlı yükseldi ama dolar buna paralel olarak biraz iniş yapmış olsa da bu son dönemde biraz çıkış yaptı. Altını hiç saymıyorum. Altın özellikle 2018'den sonra şöyle hatta 2018'in sonlarından itibaren hepsiyle bağını koparmış durumda. Aldı başını yürüdü gitti. Yani şu son mesela şeyi değerlendirmeyin. Son 3 ay 6 aya değil. Ben şimdi 2010 yılından bu yana söyledim. Yani fiyatlarda ne olur? Arkadaşlar fiyatlar değişir. Çünkü neden? Konjonktür değişiyor. Konjonktür değişirse her değişen konjonktürde ayrı ayrı fiyatlar gelir. Şu anki konjonktürde ne? Şu anki konjonktür pandemiden dolayı bütün talep sahillerde, yazlıklarda ve orada fiyatlar normalin çok üstünde artmış durumda. Şehir merkezleri ona keza artış var ama onlara göre daha az bir artış var. Bugün konjonktür bu. Yarın bu konjonktür değişirse ne olur? Başka bir şey konuşuyor olacağız. Yani ki yarın bu konjonktür değişecek. Otomatikman o aşırı şişen bölgeler aşağıya gelecek. Yani ben bunu dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ha bana şunu söyle. TL bazında ne olur? TL bazında arkadaşlar yani şimdi sadece TL bazına bakmayın. TL bazında enflasyonun etkisi var. TL olarak baktığınız zaman yani nominal fiyatlarda herhangi bir yükseliş olmaz yerinde sayar ise bu yüksek enflasyonda zaten reel olarak düşmüş olur. Bu bir. İkincisi piyasa sıkışmaya devam ederse yani piyasada parasal bir sıkılaşma olur ise eğer bu parasal sıkılaşmadan dolayı ki dünya biraz yavaş yavaş bu tarafa doğru girmek eğiliminde kalacak. Amerika bunu konuşuyor biliyorsunuz. Bir parasal sıkılaşma, bir piyasa sıkılaşması olur ise eğer bu sefer ne olacak? Piyasa sıkışacak ve talep düşecek. Ve otomatikman ihtiyacı olan ve satmak zorunda olanlar sıkışık piyasada daha düşük fiyata satmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani konjonktür değişmez, piyasa değişmez, fiyatlar düşmez. Ben buna katılmıyorum. Ama söylediklerimi de iyi analiz edin. Ben hani demiyorum ki size TL bazında işte 1 milyondan 500'e gelir. Ama konjonktürün değişmesiyle beraber, piyasanın sıkışmasıyla beraber ondan sonra yani tüm bunlar talebin farklı yöne akmasıyla beraber fiyatlarda yatay bir seyir görebiliriz. TL bazında bu yatay seyirin getirdiği etki özellikle piyasanın sıkışmasıyla fiyatlarda bir miktar nominal olarak da aşağıya götürebilir. Sıkışanlar satabilir. Bu şu anda böyle bir senaryo var mı? Her zaman var. Çünkü şu an biz bambaşka bir şey yaşıyoruz. Yani içinde bulunduğumuz durum çok başka bir şey. Fiyatlar füze gibi hareket ediyor ve ödümüz patlıyor. Neden? Olur da eğer bir yanlışlıkla bir kredi genişlemesine gidersek bu sefer daha çok büyük bir fiyat artışı olacak. Ve hepten hani bu sefer başka bir şey konuşuyor olacağız. Bu sefer çünkü haneler çok borçlu bir hale gelecek. Çünkü şöyle bir kanı oluştu. Maalesef şöyle bir kanı oluştu. Hiçbir zaman fiyat düşmeyecek. Fiyatlar her zaman füze gibi gidecek. Dolayısıyla hani ben de gideyim hani borç edeyim, harç edeyim, param yok. Oradan borç alayım, buradan bilmem ne yapayım. Gideyim kredi genişlemesi olursa ben de ev alayım. Çünkü geçen sene alanlar çok kazandı. Bu hatalar ve bu şekilde yeni bir genişleme, yeni bir şey olursa bu sefer hane halkları çok borçlu olur. Bu da önümüzdeki dönem bize gerçekten çok daha zor zamanları da getirebilir. Şimdi konu tabii o kadar çok uzun ki oradan o bilmem ne filan yani hani bu söyle bitmiyor. Şimdi bu şişkinliğin altında yatan başka nedenler de var. Ne dedik? Talep patlaması var, maliyet artışı var, işte enflasyondan dolayı. Şimdi TOKİ dar gelirliler için ev yapıyordu her sene 100 bin konut hatta daha fazlası. Şimdi bunu yapmıyor pandemiyle beraber buna bir erteledi. Orada da insanlar daralmış durumdalar. Artı yabancı
yabancılara satış mesela rekor kırıyor. Yabancılar buradan ev alıyor. Göçmenler var. Suriye, çok ciddi bir Suriyeli var. Yani yabancılar ve göçmenler, Türkiye'de yeni milyonlarca insan var bu anlamda. Bunların talepleri var. Yani hani biz hep 700-800 bin konut diyoruz ama hani onların da aslında etkisi var talebe. Yani talep artmış durumda. Yani bizim bir an önce sene başında yaptığım bir yayın vardı. Orada da söylemiştim. Bizim bir an önce şehir içerisinde olmasa bile, çünkü şehir içerilerinde artık arsa arazi bulmak çok zor, arsa kalmadı. Gerekirse şehir çeperlerinde yeni üretime geçiyor olmamız lazım. Çünkü arz sıkıntısı fiyatları vuruyor. Eğer arza girmezsek, evet inşaattan böyle geldi biliyorum, beton ekonomisi diyorsunuz ama bu sefer de konutlarda bu fiyat artışlarına o zaman bir şey demeyeceksiniz. Yani bir şey demeyeceksiniz. Hani bir şekilde arza yüklenmemiz lazım, arttırmamız gerekiyor üretimi pandemiden dolayı, çünkü üretim de durmuştu arkadaşlar. Şimdi iki tane soru var. Hepinize önemli olacağını, hepinizin işine yarayacağını düşündüğüm iki tane soruyla yayını bitireceğim. Çok uzattım bugün, farkındayım ama mecburen uzatıyorum arkadaşlar. Ne yapayım, konu var yani, yarım kesersem de olmuyor. Siz de çarpı 2 hızında dinleyin. Böyle işte 20 dakikalık yayın 10 dakika olsun. Şimdi bakın, kira artışı. İnanılmaz kira fiyatlarında çok büyük artış var. %30'lar, 35'ler. Şimdi ev sahipleri ne yapıyorlar? Onlar da aslında kendilerince haklılar. Neden? Yüksek enflasyon var, geçinemiyoruz. Çünkü kirayla geçinen insanlar da var. Diyor ki benim eski kiracısın ama benim diyor arttır diyor ya, arttır. Yani ben diyor enflasyon oranında istemiyorum. TÜİK'in açıkladığı enflasyonu beğenmiyorum diyor. TÜİK yıllık, işte bu en son açıklanan, şu an hatırlamıyorum ama yıllık bazda ne kadar olduğunu, %15 olsun. Bu arada kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılıyor. Yasal olarak bunun böyle yapılması, bunun üzerinde kira artışı yapmak yasaktır. Yasalara aykırıdır arkadaşlar. Bunun altında yapabilirsiniz ama üstünde yapamazsınız. Kanun koyucular bunu böyle söylüyorlar. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Bunu bir kere bilin. Şimdi mal sahipleri de diyor ki kiracılarına, ya diyor sen diyor bırak diyor TÜİ'yi falan diyor. TÜİ diyor artışı %15 diyor. Ben diyor bunu kabul etmiyorum. Çünkü benim yaşadığım enflasyon %30-40. Sen bana diyor %15 değil de %30 artış yap diyor. Kiracı diyor ki ya ben ne yapacağım bu durumda diye soruyor. Şimdi o kadar komik ki, ben bundan 2 sene önce yaptığım yayınlarda özellikle işte televizyon yayınlarında bu tarz konulara çok, hani böyle yeri geldiği zaman çok fazla röportaj veriyordum. Hala veriyorum. Ama o zaman da şu konuyu konuşmuştuk, hiç unutmuyorum, CNN'de. Ya o kadar çok ev var ki, hani fiyatlar o kadar çok düştü ki, kira fiyatları. Hani mal sahipleri, şunu diyorduk ya, mal sahipleri bakın kiracılarınıza sıkı sıkı sarılın. Aman bırakmayın. Bakın çünkü onlar çıkar giderlerse, her binada bilmem kaç tane kiralık ev var. Bakın giderler, hem yeni ev tutarlar hem de daha uygun fiyata tutarlar demiştim. O zaman tam böyle kiracıların kral olduğu bir zamandı. Mal sahipleri çok fazla ev vardı. Şimdi de tam tersi. Hani konjonktür değişmez diyorsunuz ya, konjonktür bal gibi de değişiyor arkadaşlar. Bal gibi değişiyor. Sonsuza kadar hiçbir şey gitmez. Şu anki konjonktür tam tersine. Mal sahibi diyor ki arttır kardeşim diyor. Ben TÜİK falan dinlemem diyor. Kiracı da diyor, bakıyor etrafında ev yok. Ya ben diyor çıksam nereye gideceğim diyor. Yani yeni evler daha pahalı. Kira fiyatları daha yüksek. Öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir kere şunu söyleyeyim. Tabii ben hani tüketici derneğinde de, benim tüketiciler, tüketici sorunları derneğinde de görevli olduğum için özellikle bu konulara bakıyorum. Orada komisyon başkanlığı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, yasa size bir kere hak vermiş. Eski kiracılardan bahsediyorum. Siz yasal olarak kanunen 12 aylık tüfenin üstünde arttırmanıza gerek yok. Bunun için mal sahibi ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Önemli olan sizin kiranızı düzenli ödemeniz. Kiranızı düzenli ödediğiniz sürece mal sahibi hiçbir şey yapamaz. Ne yapabilir?
kira uyarlama davası açabilir ama bu davayı açması için belli bir zamanın geçmesi, şu an o süreyi hatırlamıyorum, o süre 3 sene 5 sene mi öyle bir şey. Farz edelim ki gitti hemen açtı, bu da belli bir zaman alır, belli bir süre alır, bu işler o kadar kolay değil, kira uyarlama davaları filan. Ama gündeme gelir, gündeme bir şekilde gelir, birisi gider açar, ondan sonra işte yüksek enflasyon şu bu filan, ama en azından o davalar gündeme gelene kadar, davalar açılana kadar bence siz kiranızı ödemeye devam edebilirsiniz. Bu konuda yasa sizi destekliyor. Şimdi devam edelim. İkinci bir soru vardı. Elimde altın var. Hani bütün hani tasarruflarını, bütün birikimini altına yapmış bir arkadaşımız, bir izleyicimiz, bizim ailemizden birisi. Belki birçoğunuz da böylesinizdir. Şimdi elimde işte yüklü miktarda altınım var ve ben bununla hani ev almak istiyorum diyor. Sizce doğru mu diyor, yapmalı mıyım diyor. Aslında diyor oturacak bir evim var diyor ama yatırım amacıyla da diyor bir ev almak istiyorum diyor. Altınları bozayım diyor. Hani eve mi gireyim diyor mesela. Bu tarz sorular çok geliyor. O nedenle hani herkese biraz da cevap niteliğinde buradan cevaplamak istedim. Şimdi şöyle söylüyorum. Ben olsam ne yaparım? Ayrıca bu bir yatırım tavsiyesi değildi. Öncelikle altını çiziyorum ama ben olsam ne yaparım? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Eğer ben hani böyle bir gayrimenkul alacak olursam, elimde de bu kadar altınım var. Şunu yaparım. Bunun hepsini bozmam. Bunun bir kısmını bozarım. Ne kadarlık kısmını bozarım o size kalmış bir şey. Ama hani ben olsam %40'ını bozarım. %50'sini bozarım. Gider onunla evimi alırım. Hele bir de yatırım için alacaksanız işiniz çok daha kolay. Onunla gider evimi alırım, üstünde kredi çekerim. Önemli değil kredi. Kredi miktarını da kiracı koyarım. Kiracıyla kredi miktarı ödenir. Altınlar da bana kalır. Şimdi neticede elinizde bir kere her zaman kötü zamanlar için, kötü günler için, kredi ödenmemesi için ne olur ne olmaz. Her anlamda mutlaka para olması, döviz, altın olması gerekiyor. Ben bu anlamda kendimi garantiye almak için en azından bu kadarlık kısmını elimde bir tutarım. Diğer taraftan zaten kiracı o taksitleri ödeyecekse eğer, benim altınları da dokunmayacaksam, zaten altın illaki uzun vadede hep kazançlı çıkaracağı için sizi orada zaten hani bir şekilde enflasyon, yüksek enflasyon ortamında sizi korumaya da devam edecek anlamına geliyor. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş oldum. Aynı şeyi döviz için de yapabilirsiniz. Hatta geçen gün bir soru daha vardı. Dolarım var, altınım var, hangisini bozayım da ev alayım diye sormuştu. Ben de niye kendini kasıyorsun kardeşim? Gel anlaşalım, yarı yarıya yap dedim. Hani illaki şey yapacaksan biraz döviz boz, biraz altın boz. Yani hani hangisini bozayım? İlla birini mi gözden çıkarman gerekiyor? Aklın kalmasın, gözün kalmasın. Bak vay ben bozdum da düştü, vay ben bozdum da arttı deme. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Piyasalar böyle çok oynak, biliyorsunuz, dansöz gibiyiz. Ondan sonra yarı yarıya yapın, kafanız rahat olsun derim. Çok iyi bakın kendinize arkadaşlar. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Yorum yapın. Bakın okuyorum yorumlarınızı. Önem veriyorum, değer veriyorum. Bildirimlerinizi açın. Bu arada en son tamam, yayını böyle bitirelim. Öteki konuya da yarın gireriz. Görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.